Zaman rölesiyle basit örnekler yapıyoruz. Burada bir zaman grafiği var. Input 0.0'ı stop olarak kullanıyorum. Input 0.1'i start olarak kullanıyorum. Q0.0 ve Q0.1 iki adet çıktım var. Tamam mı? Çıkışım var. Start butonuna basıyoruz input 0.1'e. Start butonuna basıyor. Q0.0 çıkış veriyor. Daha sonra belli bir zaman gecikmesi var. Örneğin çok beklememek için bu zaman gecikmesine T eşittir 5 saniye diyelim. 5 saniye sonra Q0.1 çıkış veriyor ve stop'a bastığımızda sistem duruyor. İki çıkış birden duruyor. Kaç tane zaman ölen var burada benim? Bir tane. Bir tane zaman ölen var. Zaman ölenlerin isimlerini, size zamanla ilgili olan soruları daha çok zaman grafiği şeklinde soracağım, bu şekilde soracağım size. Hemen zaman ölenlerin isimlerini yazalım. Burada ne diyelim? Örneğin T1 diyelim. Ya da bunun data blok 0 olsun. Tamam mı? Şimdi isim vermeyelim, data bloklarıyla isim verelim. GC timing data blok 0, data blok 0 diyelim. Tamam mı? Timing data blok 0. Şu soruyu soruyorum devamlı. Sistemde start olduktan sonra stop olana kadar kalan bir eleman var mı? Bunu niye soruyorum? Eğer siz sisteme start verdiğinizde, sistemi başlattığınızda sistem durana kadar devrede bir eleman kalıyorsa o elemanla mühürlemeli iş yapıyoruz. Eğer yok, parçalı bir çalışma varsa, start'a bastınız, girdiler, çıktılar, devamlı herhangi bir çıkış devrede kalmadıysa, burada sisteme kalıcı enerjiyi vermek için memory bit, merkel bit kullanmak zorundayız. Tamam mı? Bir de şunu sormayın. Hocam butonlar kalıcı mı? Eğer verse stop ve start'ı ayrı ayrı verdiyse, bilin ki butonlar kalıcı değil. Normal bildiğiniz start butonu, normal bildiğiniz stop butonu şeklinde. Tamam mı? Bakıyorum baştan sona kalan bir eleman var mı? Evet, Q00 baştan sona kadar devrede. Ve Q00 baştan sona kadar devrede olduğu için, tamam mı, ben sistemin enerjisini Q00 üzerinden vereceğim. Başlayalım. İsimlerin sonuna vereyim. Bu benim startım olsun, stopum olsun, startım olsun. Kimi çalıştırsın bu? Q0.0. Stopum ne? Input 0.0. Startım ne? Input 0.1. Kalıcı olarak çalışmayı neyle sağlayacağım ben? Q0.0'la mühürleme yapacağım. Şu anda Q0.0'ı devreye aldım mı? Aldım. Buna bir de Q0.0'la birlikte zaman rölesini ilave etmem lazım. Şimdi çeşitli varyasyonlar var. Şuradan alabilirsiniz zaman rölesini. Tamam mı? Q0.0 devreye girdiğinde devreye girsin. Ben daha çok her işlemi ayrı ayrı networklerde yapmayı yeğliyorum. Neden? Çünkü arıza bulmak daha kolay, mantıklı açıklama yazmak, anlamlandırmak daha kolay. Yapacağım olay şu, buraya almayacağım. Q00'la ikinci network'e açık kontağıyla Q00'la örneğin data blok 0. Tamam mı? IEG time'ı da tabii yok, 0. Bunun preset bölümlerine ne diyelim PTS'ine? 5 saniye diyelim. Tamam mı? Burası in girişi. Şimdi zaman rölesi de saymaya başladı mı? Saymaya başladı. Ama hangi tip zaman rölesi bu sayma işlemini yapacak? Tom. Niye bakıyorum? Zaman tom. Ne demek istiyorum zaman tom? Start'ı veriyoruz. Süreyi sayıyor. Süreyi sayıyor. Süre sonunda kontakları konum değiştiriyor. Ton'un çalışma stili bu. Çalışma mantığı bu. Start verirsiniz. Start verdikten sonra zamanı sayar. Zamanı saydıktan sonra kontaklar konum değiştirir. Ton'un çalışma şekli bu. O zaman ton tipi bir zaman rölesi kullandım. Peki bu ton ne yapacak? Ton tipi zaman rölesi ne yapacak? Şunu 0.1'i devreye alacak. Hangisi? Q kontağı. Kimi devreye aldı? Q0.1'i devreye aldı. Bakın burada şunu söyleyelim. Devreye almalar açık kontak, devreden çıkartmalar kapalı
kontaklı olur. Devreyi niye açık kontaklı alıyor? Açık kontağını kapıyor, devreye alıyor. Devreden nasıl çıkartacak? Kapalı bir kontak var. Kapalı kontak üzerinden eleman devreye girmiş, o kapalı kontağı zaman ölçüsü açacak ki eleman devre dışı kalsın. Tamam mı? Üzerinde bir değişiklik yapalım devrenin. Örneğin Q00 çıksın. Q00 çıktıktan sonra Q0 girsin. Devrenin yeni hali bu. Tamam mı? Şimdi devreye tekrar bakalım yeni haliyle. İlk başta söylediğim, başlangıçtan sona kadar kalan bir eleman var mı? Yok. Baştan sona kalan bir eleman yoksa benim bu devrede bir tane yardımcı elemanla, memory bitle veya merkerle sisteme enerjiyi devamlı sağlamam lazım. Şunu değiştirelim. Diyelim ki merkez 00 olsun yardımcı elemanımın adı ve mühürleme ile birlikte kendisini devreye alsın. Bu ne yapacak? M0.0 kimi devreye alacak? Q0.0'ı devreye alacak. Zaman öneminde artık kim devreye alacak? Merkez 0 Q0.0 almayacak mı? Q00'ın almasına gerek yok ki, artık her şeyi merkere bağlayacağım. Tamam mı? M00'a bağlayacağım artık. Çünkü sisteme enerjiyi veren Q00 değil. Sisteme enerjiyi veren artık M0.0. Doğru mu? Sisteme enerjiyi veren M00 olduğu için şimdi öyle bir prensip geliştirin. Hocam Q00 devreye alsa olur mu? Alır. Alır. Ama Q00 devreden çıktıktan sonra nasıl sağlayacağız o işi? Devamlı sağlamam lazım, öyle değil mi? Bu sefer hocam mühürleme uzatmaya gerek yok. Tamam mı? Daha sonradan bir devreyi yapıyorsanız basit yapacaksınız. Daha sonra üzerine bir arıza oluştu, ekleme yaptı. Ya ben bunu burada niye yapmıştım demeyin. Kendinize bir sistematik geliştirin. Mesela ben diyorum ki her zaman benim stoplarım input 00 ile başlar. Input 00 stoptur. Input 01 starttır. Başka butonlar varsa 02 diye gider. Anlatabildim mi? Mesela ne dedim? Buradan almadım zaman öylesini az önce. Tekrar yeni bir network yaptım. Siz kendinize ait bir stil oluşturun. Buradan alsam olur muydu zaman öylesini? Olurdu. Ama dedim ki ayrı bir networkten alacağım. Arızayı veya eklemeleri çıkartmaları daha sonra daha rahat yaparım dedim. Kendinize ait bir yönteminiz, stiliniz olduğu zaman, tamam mı? Daha sonra bir problemi veya bir projeyi açtığınızda ya ben bunu niye yapmıştım sorusunu daha sorarsınız kendinize. Tamam mı? Merkez 0.0 devreye aldı. Burada bir değişiklik yok. 5 saniye sonra zaman ölçüsü kapayacak. Q01 devreye girecek. Ama Q00'ın da devreden çıkması lazım. Ne demiştik? Devreden çıkartmaları kapalı kontakla yapacağız. Eğer ben buraya kapalı kontağını koyacak olursam zaman öylesini, 5 saniye saydıktan sonra merker devreye girdi. Zaman ölem devreye girdi. Merker burayı kapadı. Hadi üstünde yapalım. Input 00'a bastık. Merker devreye girdi. Burayı kapadı. Q00'ı devreye aldı. Burayı kapadı. 5 saniye saymaya başladı. Tamam mı? 5 saniye sonunda burayı kapadı. Bunu devreye aldı. 5 saniye sonunda buradaki kontağını açtı. Bunu devre dışı bıraktı. Sistemin temel çalışması bu. TOF kullansaydık olur muydu? Şimdi burada TOF kullandığın zaman TOF zorlama bir çözüm olacak. Tamam mı? Şu sayıyı, şu işlemi saydırabilmen için TOF'a senin P yükselen kenarla enerji vermen lazım. Tamam mı? Bu sefer TOF'un normalde örneğin kapalısını kullandın ama normalde kapalısı tekrar burada devreye girmesin diye bir daha memory bit'i önüne açığını koyman lazım. Anlatabildim mi demek istediğimi? Zorlama bir çözüm olur. Hani dün kimle TP ile kime çalışmıştık? Sizle çalışmıştık değil mi? Yani orada zorlama bir çözüm olmuş o TP ile. Hiç kullandığım zaman öylesi değil. TOF'la yapar mısın? Yaptın. Merkür'ün P yükselen kenarını koydun. TOF girdi çıktı devreye. Kontaklar konum değiştirdi. Eski haline gelecek ama normalde kapalısını kullanıyoruz.
Normalde kapalı spiyasi run yaptığında geçirecek. Run yaptığında geçirmesini önüne merkez 0.0'ın açığını koyduk. Bu sefer çözümü zorlama bir çözüm haline getirmiş oluruz. Tamam mı? İş uzar durur. En temiz haliyle nasıl yaparız ona bakacağız biz burada. Hocam orada kapalı kontak koyduk ya. Q01'in kapalı sonra koysaydı olabilir. Olur. Bak az önce bir şey söyledim. Elemanları çok birbirine sokma. Tamam mı? Şimdi diyor ki Hasan değil mi? Hüseyin. İkiz olmanız sıkıntı ya. Şimdi Hüseyin diyor ki hocam diyor burada diyor. Onu da kırmızıyla yapalım. Şurayı diyor. Kapalıyı diyor. Q0.1 ile koysak ne olurdu diyor. Q0.1 devreye girer. Devreye girince bunu devreden çıkarırdı. Ama sıkıntı şu. Elemanları birbiri içerisine çok sokmayın. Devreye alma ve çıkartmayı kim yapıyor bende? Zaman öylesi yapıyor. Ne dedik? Alırken açık kontağı koyacaksın. Kapayacak. Devreye alacak. Çıkarırken kapalı kontağı koyacaksın. Açacak. Devreden çıkartacak. Artık ben zaman öylesinin bu işlemi yaptığını biliyor muyum? Zaman öylesi Q1'i çalıştıracak. Q1, Q0'ı devreden çıkartacak. Birbirine elemanları sokmayın. Bu işi kim yapacak bende? Zaman öylesi yapacak. Ben bu zaman öylesinin kontağını 255, 1200'lerde kaç oldu en son sayı bilmiyorum da 255 kere kullanabiliyorum bu kontağı. Sıkıntım var mı sayıda? Yok. Kullan. Yani o onu atsın, o onu atsın, o ondan sonra... Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Örneğin Merkür kullanmasaydım şu da olurdu. Q00 devreye girerdi. Tamam mı? Q0.1'i Q00'da devreden çıkmadan önce alırdık. Mühürlemeyi Q01 ile devam ettirirdik falan ama gerek yok. Anlatabildim mi? En sade, en anlaşılır haliyle yapmamız lazım. Düşünün şimdi. Şurada Q00 devreden çıkıyor mu? Q01'i bir çevrim önce alın devreye. Q01'i bir çevrim neydi? En kralı 150 milisaniyeydi. Q01'i bir önce çevrim alın. Bu girsin, mühürlemeyi bu devre alsın. Q00'ı çıkarın devreden. Olur mu? Olur. M00 kullanır mıyım? Kullanma. Ama elemanları birbiri içerisine çok soktuğun zaman uzun devrelerde takibinde ciddi sıkıntı yaşarsınız. Ne girdi, ne zaman girdi, nerede çıktı? İşte dün bir tane TP kullanmadığım zaman arasında değişik kullanmış. Örnek karıştı iş. Mantıklı gelmediği zaman, aklınıza yatmadığı zaman arızayı bulmanız, çözümü çıkartmanız ortaya o kadar zorlaşıyor ki. Gerek yok. Ben biliyorum devreye alma çıkartmaları zaman öylesi yapacak. Artık farklı aksiyonlara girmeye gerek yok orada. Tamam.